Bitcoin beklendiği gibi yoluna devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 38 bin doları da gördü. Bu beklenen bir şeydi. Buraya taşıyan beklenti Bitcoin'i daha da yukarılara taşıyacak gibi bu beklenti yani işte Bitcoin'i uzun zaman 26 bin 27 bin dolarda dolaşan Bitcoin'i önce 30 bin sonra 35 bin geçen haftada 38 bin dolara kadar taşıyan beklenti spot fiyatına dayalı Bitcoin'in endeks fonu ETF kurmak için BlackRock gibi işte Amerika'da ARK gibi fan gibi dev şirketlerin dev yatırım şirketlerinin yaptığı izin başvuruları. Bu başvurulara izin çıktığında bu şirketler BlackRock gibi şirketler kurumsal müşterilerinin trilyonlarca dolarından bir kısmını çok küçük de olsa bir kısmını bu ETF'lere yani Bitcoin'in ETF'lerine getirecekler. Onun etkisiyle bir talep oluşacak. Talep de Bitcoin'de bir rally yaratacak. Beklentisi işte Bitcoin'i buraya kadar getirdi ve bu beklenti devam ediyor. Giderek de güçleniyor ve giderek güçlendiği için de Bitcoin'deki yükseliş de devam ediyor. Geçen hafta Bloomberg'un iki analistinin bir öngörüsü vardı ki Bloomberg bir haber ve bilgi platformu Amerika'da çok ciddi. Amerika'da borsanın da diğer piyasalar tarafından da çok yakından izlenen bir platform biliyorsunuz. Onun iki analisti 10 Ocak'tan önce Bitcoin ETF başvurularının onaylanma olasılığının %90 olduğu öngörüsünde bulundular. Geçen hafta Bitcoin'deki yükselişin arkasındaki sebeplerden biriydi bu beklentinin iyice güçlenmesi. Bu arada geçen hafta SEC'nin yani işte bu başvurulara izin verecek ya da vermeyecek olan Amerika'nın Finansal Düzenleme Otoritesi'nin bu başvurulara ön onay verebileceği zaman aralığı da pencerede açıldı. Yani şimdi bu hafta başlamakta olduğumuz hafta SEC'den küçük bir ihtimal olsa da bu onaylar çıkabilir. Bu işte olasılık ve bu pencerenin bu zaman penceresinin açılması da geçen hafta Bitcoin'i 38 bin dolara kadar taşıyan gelişmelerden biriydi ama Açıkçası bu kadar kısa süre içinde SEC'den bir onay çıkması büyük bir sürpriz olur. Nitekim geçtiğimiz haftalarda iki hafta önce SEC'nin başkanı Gary Gensler'a Amerika'da bu konu soruldu. Yani bu ETF'lerle ilgili ne durumdasınız, çalışıyor musunuz diye CoinDesk'in bir muhabiri bir toplantıda sordu. Gary da topu komisyona attıklarını söyledi. Dedi ki komisyon çalışıyor bu başvurular konusunda. Yani tipik işte bu bugün git yarın geldin. Amerikancası Türkiye'de de öyledir biliyorsunuz devlet dairelerinde konu eğer zamana yayılacaksa komisyona havale edilir. Komisyon da uzun bir süre boyunca çalışır. Buradan yola çıkarak bu hafta SEC'den bir onay çıkacağı beklentisinin biraz abartılı bir beklenti olduğunu söyleyebiliriz. Fakat ben açıkçası Bloomberg'un analistlerinin bu öngörüsünü yani 10 Ocak'tan önce %90 olasılıklı onaylanacak bu başvurular öngörüsünü dikkate alıyorum. Niye olacak diye sorulabilir. 10 Ocak sanıyorum ARK'ın yani bu ilk başvuru bu büyükler arasında ilk başvuruyu yapan şirkete SEC'nin en geç yanıt vermesi gereken tarih. Ve şöyle bir beklenti var. SEC Sadece bir başvuruya değil yani mesela sadece ARK'ın başvurusuna değil bir karar verdiğinde bir yanıt verdiğinde hepsine birden karar vermiş olacak. Yani eğer onaylarsa ARK'ın başvurusunu ki işte 10 Ocak'tan önce onaylaması gerekiyor. Onunla birlikte tüm başvuruları onaylayacak ki işlerinden birine ayrımcılık yapmamış olsun. Beklenti bu ve bu beklenti işte 38 bin dolara kadar bitcoin'i getirdi ve beklenti giderek güçlendiği için önümüzdeki dönemde yükselişin devam edeceğini söyleyebiliriz. Fakat şimdi şu anda beklentiyi satın alıyor piyasa. Gerçekleştiğinde yani onaylar çıktığında biliyorsunuz piyasalarda beklentiler satın alınır gerçekleşmeden satılır. Kısa bir süre içinde en azından bir kar realizasyonuyla yani ona bağlı olarak da bir düşüşle karşı karşıya kalabiliriz. Bunu da hatırda tutmakta elbette fayda var. Geçen hafta bu arada bir başka ETF beklentisi çıktı. Endeks fonu beklentisi ve onun etkisiyle geçtiğimiz hafta Ethereum'daki yükseliş Bitcoin ile solladı. Son 7 günde şimdi bakıyorum Ethereum'da %11'den fazla yükseliş var. 2100 doları da bir ara geçti Perşembe günü. Şu anda 2060 doların biraz üzerinde. Geçtiğimiz hafta bu Ethereum'daki yükselişin arkasında da aynı beklenti, ETF beklentisi var dedim. BlackRock yani bu yatırım şirketlerinden Bitcoin'in spot fiyatına dayalı endeks fonu kurmak için başvuran şirketlerden en büyüğü ki 9 trilyon doları yönetiyor. Dünyanın da en büyük varlık yönetimi şirketi. Toplam aktifler olarak da zaten dünyanın en büyük şirketi. Geçtiğimiz hafta Ethereum'un spot fiyatına dayalı bir ETF yani endeks fonu kurmak için de başvuru yaptığı ortaya çıktı. İşte o başvurunun duyulmasıyla birlikte Ethereum'da çok kısa süre içinde %10 civarında yükseliş yaşandı. 2100 dolarda bir ara geçti. Daha sonra biraz gevşedi. Ama önümüzdeki dönemde BlackRock'ı başka yatırım şirketlerinin de izleyeceği en büyük şirket olduğu için öncü olacaktır. Başka Amerika'da yatırım şirketlerinin de Ethereum'un spot fiyatına dayalı ETF kurmak için başvuru yapacağı ve o beklentinin de Ethereum'u destekleyeceğini söylemek yanlış olmaz. Ethereum geçen ay Ekim ayında biraz gerisinde kalmıştı Bitcoin'in. Çünkü başvurular Bitcoin özelindeydi. Yani Bitcoin'in fiyatına dayalı ETF kurmak için başvuru yapmışlardı. Ama şimdi işte Ethereum için de ETF başvuruları başladı. O aradaki açıyı önümüzdeki günlerde haftalarda Ethereum Bitcoin arasında iki ayında oluşan açıyı kapatabilir. Ama geçen haftanın yıldızı ne Bitcoin ne de Ethereum. Geçen hafta Solana'da %30'dan fazla yükseliş var. Solana bir blok zincir ağı Ethereum'un rakibi olan bir ağ. Ethereum üzerinde, Ethereum ağı üzerinde merkezi olmayan finansal uygulamalar, ve başka uygulamalar çalışıyor. Ve Solana da bu alanda Ethereum'un rakibi. O da bir blok zincir ağı. Onun da üzerinde çalışan çok sayıda merkeziyetsiz finans uygulaması başka uygulamalar var. Ve Solana daha hızlı olduğu iddiasında Ethereum'dan Ethereum biraz yavaş ve bir ölçeklenme problemi var. Geçen hafta nitekim Ethereum'daki bu yükseliş sonrasında gaz fiilerinde yani işlem ücretlerinde Ethereum ağı üzerinde sert artışlar yaşandı. Solana bu konuda Ethereum'dan daha ölçeklenebilir, daha ucuz ve bu arada daha hızlı olduğu iddiasında. Bu arada Polygon da onların bir başka rakibi. Yani bu merkezi olmayan uygulamalara ev sahipliği yapmak için farklı ağlar arasında, farklı blok zincir ağları arasında, işte Ethereum ağı arasında, Solana ağı arasında başka bir takım ağlar arasında bir rekabet var. Solana FTX'in iflasıyla birlikte çok sert bir çöküş yaşamıştı. FTX Amerika'nın en büyük kripto para borsasıydı ve işte 2022 yılının Kasım ayında beklenmedik bir şekilde battı ve bu arada patron da hapse girdi. Hatta geçtiğimiz haftalarda onun hakkında hapis cezası kararı da çıktı. 100 yıla yakın Sam Bankman-Fried FTX'in kurucusu hapis yatacak. Ama şimdi bu Solana açısından FTX'in batması kötüydü çünkü Sam Bankman-Fried yani FTX'in kurucusu Solana'nın en büyük destekçilerinden biriydi ve 1 milyar dolardan fazla Solana'ya yatırım yapmıştı. O nedenle FTX batınca Solana'nın fiyatında çok sert bir çöküş görmüştük. Şimdi Solana'nın toparlanmasının arkasında da FTX ile ilgili gelişmeler var. FTX'te ele geçirilen 1 milyar dolardan fazla Solana'nın mahkeme kararıyla satılacağı beklentisi Solana fiyatı üzerinde baskıya ulaşıyordu. Çünkü bir anda bu kadar fazla Solana piyasaya sökün ederse elbette arz bir anda artacağı için talebi aşacağı için fiyatı baskılayacak bir gelişmeydi. Ama şimdi orada iyi bir gelişme var Solana'nın fiyatı açısından. Mahkeme Amerika'da ilgili iflas mahkemesi haftada sadece 100 milyon dolarlık Solana satılmasına karar verdi. Yani korkulduğu kadar büyük bir Solana arzı bir anda olmayacak. Nitekim geçen hafta o kadar da zaten bir arzı olmadı. Satışlar mahkemeden yapılan satışlar daha da sınırlı. Bu da işte Solana fiyatını rahatlatan bir başka gelişme. Ama acaba Solana'daki yükseliş devam eder mi? Bu konuda bazı şüpheler var. Yani şimdi bu trene ben de atlayayım demeden önce bu şüpheleri dikkate almanız lazım. Bunlardan biri Solana'nın rakip ağları sollamış olması. Solana'nın bu son fiyat yükselişiyle toplam piyasa kapitalizasyonu 23 milyar dolara yaklaştı. 22.8 milyar dolar. Solana'nın rakibi olan bir başka blok zincir ağı Polygon, onun piyasa kapite onun token'ının piyasa kapitalizasyonu ise 7.8 milyar dolar. Yani neredeyse Solana bu son yükselişte 3'e katladı poligonu. Oysa poligonla Solana arasında teknik açıdan çok büyük bir fark yok. Bunu nereden çıkartıyoruz? Mesela işlem ücretlerinden çıkartıyoruz. Solana ağı üzerinde elde edilen işlem ücreti son bir ayda 1 ayda 1.9 milyon dolar. Rakibi poligonun ise 1.6 milyon dolar. Yani birbirlerine eşit bir işlem ücreti var. Buna karşın Başka bir rakip olan Chain'in işlem ücreti ise 9.1 milyon dolar. Ve bu arada Polygon ve Solana üzerinde çalışan merkeziyetsiz uygulama sayısı da ve onların etkinliği de 3 aşağı 5 yukarı birbirine yakın. Polygonla Solana arasında aslında büyük bir fark yok ama piyasa kapitalizasyonu olarak Polygon'u 3'e katlamış durumda. İşte buradan yola çıkarak yani Polygon'la kıyastan yola çıkarak Solana'nın fiyatının bir miktar şiştiğini söylemek de mümkün. En azından analistler arasında böyle bir endişe var. Geçtiğimiz hafta kripto paralara yatırım yapmak isteyen ama kripto borsalarına bulaşmak istemeyen, onlara güvenmeyen yatırımcıların Amerikan borsalarından kripto paraları izleyen hisse senetlerine yatırım yaparak bu yükselişe katılabileceklerini belirtmiştim. En önde gelen hisse senedi fiyatı kripto paraları izleyen Amerika'nın şu anki en büyük kripto para borsası Coinbase'in Amerika'da Nasdaq'ta işlem gören hissesi. Son burada görüyorsunuz son bir ayda yüzde 17 buçuğa yakın yükseliş var. Bitcoin'deki yükseliş çok daha fazla ama işte onu izliyor Coinbase hissesi. Coinbase'i bu kanalın sponsorlarından Midas'taki bir yerli aracı kurum Midas. Midas'taki hesabınızla yatırım yapmanız mümkün. Midas bir yerli aracı kurum ama Amerikan borsalarında da Midas'la yatırım yapabiliyorsunuz. 1,5 dolarlık işlem maliyetiyle Coinbase hissesini ya da yine fiyatı kripto paraları izleyen başka hisseleri mesela Marathon Digital'ı bu da Amerika'da bir Bitcoin madenciliği şirketi ya da MicroStrategy'yi MicroStrategy Micro bir donanım ve yazılım şirketi Amerika'da. Ama kasasında yüz milyonlarca hatta milyarlarca dolarlık bitcoin var. Dolayısıyla bitcoin yükseldiğinde makro strateji hissesini de yukarıya çekiyor. Midas'la Amerikan borsalarında yatırım yapmak için kullanabileceğiniz platformun linkini videonun altında açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Yarın Gökalp içeride yine kripto paraları konuşacağız. Daha sonra önümüzdeki cumartesi kripto cumartesinde yeniden bir arada olacağız. Bu arada hafta içi 20-30 videolarında da zaman zaman kripto paralara bakıyorum. Yeniden görüşmek üzere.